Burası Mahura. Fehmi Yanık abimizin mekanı. Burada kasap dükkanı var. Lokantası var. En önemlisi çok güzel kavurması var. Birkaç kere geldik buraya. Tavsiye ederim. Geçen keçi kavurması yedik burada. Çok güzeldi. Buraya her avgarda araba geliyor. Kendi yetiştirmiş olduğu hayvanların genelde kesip satıyor burada. Şurada palıklar da var. Bakalım buradalar mı? Dedim herhalde kimse yok. Hoş bulduk. Sağ olasın. Kimse yok dedim, sonra sobayı yanarken gördüm. Yok, buradayız ya. 24 saat gece gündüz buradayız. Gece 3'te gelsek? Soğuk yok ama bura güzel ya. Nasılsın Ali abi? Şükür Allah'a ya. Hani nerede Fehmi abi? Fehmi abi geceye gitti. Nereye gitti onları? Karşıda ormanda. He, o şey. Var ya bizim meşhur çocuklarımızla beraber de. Şimdi sezonu biliyorsun. Tabii. Keçi eti. Geçen Kemal abi mi keçi etinden? Kap damarların tıkalı olduğu belli oldu. İşte bak, aynı zamanda hastalıkları da piyasaya çıkarıyor. Tabii. Bilginiz olsun, keçi etinin değeri farklıdır. Tabii. Zaten bu diyetisyenler şu an diyor da yenebilecek tek et keçi eti kaldı. Gerçekten öyle. Evet abi, çay alır mısın? Çay diye. Çay diye de kavurma var mı? Var. Bana bir borsuya nasıl? Olsun, söğüş olur. Tamam. Soba çok güzel. Burası Acısu mahallemizden yukarı yaklaşık 2-3 kilometre, yani yakın. Çok rahat geliniyor buraya. Tavsiye ederim. Keçiydi değil mi bu? Evet. Ay bismillah. Buruk divrim. Ne divrim? Buruk divrim. O ne oluyor? İlkeye kısırlaştırılmışı. He. Lezzet hiçbirinde yok. Bismillah. Afiyet olsun. Eyvallah. Arkadaşlar bu keçi eti bu antibiyotik, yani bu insanın vücudunda hastalıkları da meydana çıkarıyor. Hasta olanları ayrıyeten de iyileştiriyor yani. Bu bir doktordan daha ötedir. Bizim misafir doktor arkadaşlarımız geldiğinde keçi eti yer, başka yemezler. Bizim yerli halkımız bunu bilmiyor. Aslında bu bizim değeri bilinmez bir varlığımızdır keçi eti. En temiz et odur. Neden temiz olduğunu da anlat. Neden temizdir? Keçi eti çiçeklerin tomurcuklarını alır önce.
yaprakların temiz. Akşamları da böyle ıslak olduğunda yatmaz. En temiz hayvan budur. Doğada dolaşırken yerden bir şey yemezler. Genelde bitkiler uçlarını yer. Uçlarını yer, tomurcuklarını yer. Keçinin yağı yediği anda 4 saatte direkt kana karışır. Ama bir kuzu eti de güzeldir. Tamam, eyvallah. Ama kuzu etinin yağı 4 gün vücutta duruyor. Dana etinin daha fazla duruyor ama keçi etinin yediği anda eriyor. Bunun bir de özelliği kemikli kavuracaksın. Kemiksiz kavurduğun zaman bu lezzet olmayacak. Nasıl kavuracak onu tarif et. Keçi etini kemikli komple kavuruyoruz. Kemik de sadece kaburga çeliklerine katacağız ona. Diğer kemikleri, kalın kemikleri yok. Sıyırıyoruz komple kolu, butu, gerdanı. Keçinin her yeri yanmış. Sade bir yerinden kavurma olur ama lezzetli olmaz. Her yerinden kaburganın çelikleriyle beraber kavuracağız. Kesinlikle su koyulmayacak. Kendi keçinin yağıyla beraber kısık ateşte en az 3 saat pişecek. Yarım saat kor ateşte, 20 dakika kor ateşte, ondan sonra kısık ateşte yalnız kara sobanın üzerinde. Kara ateşte pişecek. Yavaş yavaş, acele etmeden. 3 saat piştikten sonra yarım saatte dinlenecek. Tuzunu lütfen arkadaşlar, bu çok önemli bir konu. Tuzunu et piştiği zaman neredeyse tam 4'te 3 piştiği zaman atın. Baştan attığınızda bu lezzeti yakalayamazsınız. Eti kolayına pişiremezsiniz, bilginiz yani olsun. Yani 2-2,5 saat piştikten sonra tuzunu atacak. 2,5 saat piştikten sonra tuzunu atın. Bu kavurmanın özelliği de fazla tuzu sever. Tuz oranı yüksek olması lazım ki daha lezzetli yansın. Ben bir şey ekleyeyim orada. Evet. Tuz kaya tuzu olacak. Kaya tuzu orijinal. Normal tuzu. Rafine tuz değil. Kesinlikle. Kesinlikle evet. Dışarıdan başka bir yağ katılmayacak. Keçinin sadece kendi yağı olacak. Başka kabul etmiyoruz. Böyledir. Bir de şurada eksiğimiz var bizim. Keçi kavurmasını biz halka bilinçlendiremedik. Halk hala keçi kokar, keçi öyledir, keçi böyledir bilir. Aslında öyle değil. Keçi etini yapmasını bildikten sonra hiç kokmayacak ettir. En temiz et keçi etidir. 2 tabak, 3 tabak, böyle 3 tane kulaklı deriz biz buna. Eskilerimiz yiyiniz, rahatsız etmez. Bir dana eti gibi değil ya. Bilginiz olsun. Peki insanlar buraya şeyi izleyecekler. Buraya gelmek için. Burası neresi? Ben biliyorum ama sen bir de kameraya tarif. Evet, burası Goryana Acısu Mahallesi'ne bağlı olan Mağura mevkinde bulunan Reis Restoran. Fehmi Reis'in yeri. Hıdırnebi yolu üzerinde. Hıdırnebi yoluna çıkmadan 5 kilometre aşağıda. Hemen Gürgelli'nin içerisinde bir yer. Tüm misafirlerimiz buyursun gelsin. Davetlimizdir. Reis değiller, tam hemşerin canlısı.